Herkese merhaba arkadaşlar, ben Sumatra Games'ten Görkem. Bugün Perfect World International'da kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu nedir? 39-49 level arası, hatta 46 level arası olaylardan bahsedeceğim. Nedir? Birincisi Jewel Tuvation görevi. Skill açımı görevi diyoruz her zaman, her videoda söylüyorum. Fakat bu görev 39 leveldeki Jewel Tuvation görevinden sonra kayboluyor. Jewel Tuvation 46 level'e kadar görünmüyor sizin görev pencerenizde. Fakat 46 olduğunuzda otomatikman geliyor arkadaşlar. Ve sizi bir NPC'ye yönlendiriyor. Oradan da bir parça bulmuşsunuz zaten. O parçayı otomatikman size veriyor envanterinize. Ve götürüp o NPC'ye teslim ediyorsunuz. Sonra da 39 level'deki işte görevlerinizi yaptığınızda buradaki olan skill'leri açıyorsunuz. Tabi ben klerik olduğum için benim sınıfımın skill'leri görünüyor. Sizde de farklı görünecektir arkadaşlar. Diyelim ki 39 level'de açılacak yazıyor mesela. Gördüğünüz gibi skill karakter level 39. Fakat açılmadı abi, ne yapacağız ne yapacağız? İşte bu 46'ya kadar kasacaksınız. 46'daki Jewel Tuvation görevini yaptığınız an hem 46 level'lik skill açılacak hem de 39 level'lik skill açılacak. Bilginiz olsun arkadaşlar. Çok da güzel olacak. Şimdi biz neredeyiz? Neden buradayız? Burada olmamızın nedeni şu yaratıklardan keseceğiz. Ve bize 42 level'lik zırhımızı tamamlamamızı sağlayacak arkadaşlar. Şu an ben kolluk aldım, ayakkabı aldım, üst aldım. Fakat altımı almadım. Bilerek almadım. Size bir şeyler göstermek için, bu görevleri anlatmak için arkadaşlar. Daha da net olsun diye. Çünkü bazılarınız ilk videolarda zırh görevlerini anlamamış. Daha net bir şekilde dile getireceğim. Şimdi Q'ya bastığımızda arkadaşlar zırh görevleri 40 levelden itibaren gelmeye başlıyor ve 42 levelde bitiyor. Hemen bir dakika. Hop, devam ediyoruz arkadaşlar. Erzak geldi. Acıkmıştım. Ve annem de sağ olsun getirdi. Neyse. Şimdi arkadaşlar 40 level ve 42 levelde zırh görevleri belli olmaya başlıyor. Bu her 10 levelde bir tekrarlanıyor arkadaşlar. 30 levelde gelip 32'de de devam ediyor. İsterseniz 35'te yapın, isterseniz 40'te yapın. Fakat zırhlar önemlidir her oyunda olduğu gibi. Biraz yaratığı dövelim. Bunun canı çok fazla. Bundan kesmemiz gerekiyor zaten. Kese kese anlatacağız. Şimdi Q'ya bastık. Normalde Jurent Quest bölümünde bu zırh görevleri görünmez arkadaşlar. Zırh görevlerine neden değiniyorum? İki tane yöntemim var. Onlardan bahsedeceğim. Bir zırhı elde edebilmek için. Fint Quest'e girdik. Fint Quest'te arkadaşlar Side Quest ismindeki görevlere bakıyoruz. Bunlar NPC'lerdeki sarı görevler oluyor. NPC'nin üstünde sarı renkte görevler var arkadaşlar. Onlar oluyor. Fakat onlar yan görev oluyor. Ben yapmayayım falan demiştim ilk başta. Fakat 20 level'e kadar eğitim bölümünde olan mavi görevleri yaptıktan sonra normal haritaya geçtiğinizde sarı görevleri yapıyorsunuz arkadaşlar. Mavileri yapmıyorsunuz. Şimdi zırhları elde etmenin iki yöntemi var dedim. Side Quest'e geldik. Daha önce ben bir tane bakıyorum. Evet, otomatikman kaybolmuş. 30 level'lik bir zırhımın parçasını almamıştım fakat artık görünmüyor. Görmüş olduğunuz gibi 46 olduktan sonra belli bir level aralığına geldikten sonra o zırh görevini göstermiyor arkadaşlar. Burada arkadaşlar Field Quest'te 30 level olduğunuzda ya da işte 40 level olduğunuz neyse artık. Burada new yazar böyle görevlerin yanında. Onlara her zaman bakın. Ya da geçmiş de olabilirsiniz. Bakıp da geçmiş olabilirsiniz. Tek tek bakın arkadaşlar onlara. Onlara bakarken mesela buradan bakıyoruz. Tamam mı? Şurada şu bölümde Forceful yeşil şeklinde bir yazı olması lazım ki hiçbirinde yok gördüğünüz gibi. Hemen zırh görevimi ben son aşamasına geldiğim için bakıyorum. Şu görevde var. Quest serisi diyor bu. Tamam mı? Görev serisi bu arkadaşlar. Yeşil fosforlu renkte görünüyor. Roel yazıyor. Roel nedir? Her temin kendine ait özelliği vardır, ismi vardır. Royal serisini kasıyoruz. Royal setini kasıyoruz arkadaşlar. Royal seti de bu set oluyor arkadaşlar. Başında gördüğünüz gibi Royal Arcane yazıyor. Ben Mage olduğum için öyle yazıyor arkadaşlar. Sizde de Royal işte
neyse sınıfınız light armor kasıyorsanız light diye yazar, bir şeyler yazar arkadaşlar. Fakat daha önceki itemimde 30 level'lik olan itemimde, 32 level'lik olan itemimde ismi Duke. Burada da Royal yazacağını Duke yazıyordu. Yani sadece burada isim değişiyor arkadaşlar. Seri olduğunu zaten gösteriyor. Aynı şekilde silahlarda da aynı arkadaşlar. Fosforlu yeşil yazar, Weapon yazar burada. Ve gidersiniz 40 level'lik, 50 level'lik neyse ne veriyorsa onu alırsınız arkadaşlar. Silahınızı alırsınız. Bunu gösterdikten sonra bunlar kolay elde ediliyor. Fakat bunların yolu çok uzun. Nasıl uzun? İşte boss kestiriyor, işte zindana sokuyor, oraya giriyorsunuz, buraya giriyorsunuz, bir şeyler toparlattırıyor. Kolay gibi görünse de bayağı zaman alıyor zırhı elde etmek arkadaşlar. Fakat bunun kolay bir yöntemi daha var. Tek bir görev üzerinden alabilirsiniz zırhınızı, fakat onlar da hardcore zindanları sokuyor. Hardcore zindanların nasıl göreceksiniz. Bu kırmızı görevler zindan görevi oluyor genelde arkadaşlar. İtem toparlama, getir götür olayları oluyor. Şurada Evil Force. Bu Callister Elder görevlerini yaparsanız, şurada zaten item verdiğini belirtiyor. Bu kırmızılı görevlerde item verdiğini belirtirse bilin ki size zırh veriyor, silah veriyor. Önemli görevler. Bunlar hardcore zindanlar arkadaşlar. Bunları 3 kişiden aşağı yapamazsınız. 2 kişi de yapamazsınız. Yanınızda mutlaka 70 level üstü adamın olması lazım. Çünkü öyle bir zindana sokuyor ki 40 level yazıyor yaratıklar ama 40 level değil. Yalan söylüyor. Yok öyle bir şey arkadaşlar. İnanmayın. Yanınızda mutlaka 3 kişinin olması lazım. Aynı levelden 3 kişi lazım arkadaşlar. Ben bu görevlerin hardcore olduğunu bildiğim için girmiyorum. Uğraşmıyorum. Gördüm, hemen kaldırdım. Evil Force 42 level'lik zırhı veriyor. Fakat dedim ki ben uğraşırım. Yarım saat uğraşırım. Çünkü bu zindana girdiğiniz zaman tek başınıza ölüyorsunuz. 3 kişi bekleyeceğim. Ulan zaten yarım saat bekletiyor. Yani adam bulacaksın, gelecek, belki seni partiye almayacak. Ya da gireceğiniz beraber hop disconnect yiyecek, bir şeyler yiyecek. Çıkacak, gitti, gidecek, tek başına kalacağım. İşte ise dedim ki tek başıma yaparım ben bu görevi. Fazla da uzatmayayım. Yarım saatte yapayım. Kolay olsun, geç olsun, güç olmasın diyerekten. Side quest görevlerinden hemen baktım ne var. Hop yazıyor serisi. Hemen aldım arkadaşlar. Şimdi Jolt Vation görevleri nasıl olur? Şunu bir keselim. Şimdi Jolt Vation görevlerini dedim ki size 39 level'de kayboluyor Jolt Vation'lar, 46'da geliyor. Artık endişe yapmayın. 46'ya kadar oyun sizi tek başınıza bırakıyor. Belli bir level kasıyorsunuz ve ondan sonra Jolt Vation tekrardan geliyor arkadaşlar. Tamamen kaybolmuyor. Merak etmeyin, korkmayın. Fakat diyelim ki bakın şurada bir alet çantası var. Ona girdiğimizde burada ufak bir yaramaz kedicinin yanında kitap var. Ona bastığımızda buradan yaratıkları aratabilirsiniz. Crafting sistemine bakabilirsiniz. Skill'leri, combo skill'lerine bakabilirsiniz. Eventlere, itemlere, menüye falan her şeye bakabilirsiniz. Ya da quest'lere girerek de ben mesela şöyle R'ye basayım. R skill penceresi. Şurada bunları açmak için görevlerin zaten isimleri hep genelde budur arkadaşlar. Şöyle göstereyim mesela Hour of Discord. Bakıyoruz. Hour of Discord. Evet bak burada. Bunları açmak için bu görevi yapmam lazımmış, gösteriyor. Hemen buraya Avare yazdım. Ulan baktım 39 evvelde kayboldu Jolt Vation. Ne yapacağım ben? Hemen gösteriyor. Buradaki NPC'den işte görev alacağım, onu yapacağım filan. Ve buradan tek tek bakabilirsiniz arkadaşlar. Heyecan yapmayın. Buraya hemen ismini yazın, aratın. Lak çıkıyor hangi NPC'den ne yapacağınız filan. Sizi bilgilendiriyor. Fakat bunlar kolay işler arkadaşlar. Takıldığınız yer olursa zaten sizlere aktarım. Çok konuştum. Misafir de var. Acıktım da hemen hızlı hızlı anlatıp geçeceğim. Şunlardan 10 tane kesmemizi istiyor ve keselim hemen. Fazla da sizi sıkmayayım. Setimi de alıp 42 level'lik seti gösterip sonlandırmak istiyorum arkadaşlar. Artı 46 level'e kadar olan sticklerimi de açacağım. Takıldığınız yer olursa YouTube'dan ulaşabilirsiniz. Facebook grubumuzdan ulaşabilirsiniz. Gruba daha fazla bakıyorum. Sayfamıza daha az bakıyorum. Facebook sayfasına. Ama Facebook grubuna her gün bakıyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. Oradan da ulaşabilirsiniz bana. Her türlü ben size cevap vermeye çalışıyorum. Her gün zaten YouTube kanalımın yorumlarına falan bakıyorum. Çoğunuz
güzel şeyler yazıyor. Çoğunuz işte kötü şeyler yazıyor. Hepsine cevap veriyorum iyi kötü olarak da. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Şimdi şurada bayağı bir kargaşa oldu. Boss görevleri geliyor. Mesela bu görevi yapabilmek için, şunları kesebilmek için arkadaşlar. Bir boss kestik. 101 level arkadaş, Allah razı olsun, geldi. Yardım etti yabancı bir arkadaş. İngilizce bilmiyorum ama oyun İngilizcesi hayat kurtarıyor arkadaşlar. Adamı gördüm o boss'un etrafında. Allah razı olsun. Görmüyorsanız bile zaten oyun size mikrofon veriyor. Şurada arkadaşlar. 30 level'den ne mikrofon veriyor size. Bu mikrofonu bu kutudan alabilirsiniz arkadaşlar. Aldım. Yazdım chat'e, cevap gelmedi. Gören oldu. Fakat hani milletin işi gücü var. Anlatabiliyor muyum? Her neyse, görevin orada bir adam vardı. 101 level'de. Dedim ki kardeşim, işte görevin ismi yazdım. Ne kesmemi istiyorsa onu yazdım. Help mi yazdım. New player'ım, hani yeni oyuncuyum yazdım. O da hemen luck part attı. Cidden oyundaki yabancılar çok iyi arkadaşlar. Temiz kalpliler. Öyle seni aşağılamıyorlar. Yardım etmeden gitmiyorlar. Çünkü adam hani yüksek level tek attı. Benim yanına yaklaşıp öldüremediğim, hatta bir kere öldüğüm yaratığa tek attı adam. Öyle söyleyeyim arkadaşlar. Geldi, üfledi, yok oldu. Asas karakteri de. Asaslar zaten tek kişi odaklı çalışıyor. Belli başlı alan skilleri var. Yani üfledi 101 level'da. Öldü yaratık. Hatta başka boss görevim vardı. Onu da yaptık. Yani yüzsüz gibi onu da ismi yazdım. Tamam dedi. Uçarak geldi benimle birlikte. Mesafe uzak olmasına rağmen. Yani yardım ediyorlar arkadaşlar. Korkmayın. Oyun İngilizce diye hiçbir oyundan korkmayın. Yani Japonca bile olsa oyunun altını üstünü getiririm ben. Yaşınız küçük olabilir. Zorlanabilirsiniz. Arkadaşlar bakın. Zorlanmak size yeni şeyler katar. Yeni şeyler öğrenmeye mecbur tutar. Bilginiz olsun. Artı İngilizceniz gelişir. Ben İngilizcem yok diyorum ama hiç değilse belli başlı şeylere bakaraktan İngilizceyi az da olsa çözebiliyorum arkadaşlar. Yani okuduğumu anlayabiliyorum. Fakat hani bazen cevap veremiyorum yazı olarak. Onu da biraz eğitim olarak giderebilirim. Ama çoğu arkadaşım var oyun İngilizcesiyle destanlar yazan. Kim arkadaşım var? Benim gibi destan yazamayan ama okuyup anlayabiliyor. Öyle söyleyeyim. Korkmayın. Cidden korkmayın arkadaşlar. Yaparsınız. Yaşınız küçük de olsa, büyük de olsa yaparsınız. Korkmayın. Oyun zaten eski bir oyun. Yeni oyunlara kafa tutabilmek için işte yeni sistemler getirdi. Daha kolay oldu. Level kasma o kadar kolay ki. Eskiden ağlıyordum ben bu şeyde. Level kasacağım diye. Ama şimdi ağlamaya gerek yok. Ağlayan bebeğe emzik verirler, susar, mursar, öyle bir laf vardı, bir şey vardı. Onu toparlayamadım. Çok konuşuyorum biliyorum ama video çekmeyi de özlemişim ya. Yayın. Yani yayın yapıyoruz her gün neredeyse. Video çekmiyordum ne zamandır. İyi oldu, güzel oldu. Özlemişim. Güzel oluyor ya, bu işler güzel. Herkese tavsiye ederim yani. Bir kere yapacaksınız abi. Hiç değilse hayatta ya yaptım, yaptım olmadı diyeceksiniz. Mesela ben yapıyorum, izleniyor, izlenmiyor. İşte hissediyorum ki ulan yaptım bir kere. Kafamda soru işareti kalmadı. Yani her türlü programlarda falan yardımcı olurum. Başlamak isteyen varsa bu işe. Fakat Minecraft oynamayın arkadaşlar. Herkes Minecraft oynuyor. Yapmayın. Yani tamam, yaşınız küçüktür, çok seviyorsundur. Eyvallah, ona bir şey diyemem ama Minecraft yapmayın ya. Cidden gerek yok. Arada atıştırıyorum, kusura bakmayın. Burada bir görev varmış fakat onu yapmayacağım. Yapsam güzel olur. Fakat yapmayacağım arkadaşlar. Mesafemiz uzun. Videoyu normalde keserek yapacaktım. Fakat kesmeye gerek yok. Hem oyun atmosferine göre şu an hiçbir şey görmüyorsunuz zaten. Denizin üstüne uçuyoruz. Artı havada sis var, yağmur yağıyor. Ufak tefek adalar var. Gün ışığı çakıyor, makıyor, bir şeyler oluyor. Oyun eski bir oyun arkadaşlar. Her zaman söylüyorum. Kimseyi zorla başlatamam. Başlayan oyuncuya da bir şey diyemem. Kötü eleştiri yapanlarınız oluyor. Doğrudur. Hiçbir şey diyemem. İyi eleştiri yapanlarınız oluyor. Ona da hiçbir şey diyemem. Çünkü hani yani desem derim ama saçma olur.
Fakat tek diyeceğim, hani her oyuna şans verin abi. Her oyuna yani %1 de olsa biraz şans verin diyelim. Ben çok oyun oynadım. Hatta şu an takip ettiğim bir oyun var. Kapatılmış. PvP sunucusu çıkacak. İki boyutlu bir oyun. Çıksın. Serisini de yapacağım. Yayını da yapacağım. Seve seve oynayacağım. Çünkü herkesin bir tane vardır öyle aklına kazına. Kimisi için Metin 2, kimisi için Knight, Scryte, neyse artık. Yani öyle oyunlar vardır arkadaşlar. Benim de belli başlı oyunlar aklıma kazındı. Ve bunlardan bir tanesi Perfect World zaten. Diğeri Dragon Prophet. Dragon Prophet tek başına oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Yandaş lazım. Ondan dolayı onun serisini geç yapacağım. Perfect World'da şöyle bir 80-90 alalım. Ondan sonra oyunu biraz da çözmüş oluruz. Serisini de bitiririz. Normalde 102'de falan bitirmeyi düşünüyordum ama yani 80-90 alalım da ondan sonra bitiririz arkadaşlar. Dragon's Prophet serisini de getiririz. O da güzel bir oyun. Yakında zaten Türkiye sunucusu çıkacakmış. Ben Türkiye sunucularına karşıyım ama çok etkinlik yapıyorlar. Göreceğiz artık ve setimizi alıyoruz arkadaşlar. Ben Cleric'te statlarımı nasıl gidiyorum? Wit Cleric yapıyorum. Fakat Magic ağırlıklı oluyor bu da. Şöyle söyleyeyim. 2 levelde bir şöyle yapıyorum arkadaşlar. Toplam mesela 1 level full 5 tane Magic veriyorum. 1 levelde 1 STR, 3 Wit, bir tane de Magic veriyorum. Çok karışık bir stat dizilimim var. Fakat yapabilirsem Wit'i artık bırakacağım 75'te. STR ve Dex eşit gitmeye çalışacağım. Biraz da kritik ağırlıklı bir cleric yapmayı düşünüyorum. Bakacağım şimdi. Normalde alamıyorum. Fakat ne lazım bana? 44-44 lazım. Çok uzun bir yol olacak. Düşünüyorum. Şimdi bu 44 istiyor. Diğer şey 54 isteyecektir büyük bir ihtimal. 4 ile çarp 5'i 20. 20. 20 STR gelse. Bakayım. Anca olur. Bu saatten sonra bu iş gitmez arkadaşlar. Hiç kalkışmayalım o işe. 10 var burada. 5, 20 daha gelecek. 30, 35 olur bu. Yani şey alamam. Zırh alamam. İtem her türlü elime kılıç alırım. Fakat zırhta bayağı geri düşerim. O yüzden ben Magic zırhımdan devam etmek istiyorum. Şöyle 1, 2, 3, 1, 1, 5 de buraya. Hop, güzel oldu. Böyle yapalım. Onu ilk başta yapmak lazımdı. 30 levelden sonra yapsaydım ya da 20 levelden sonra yerdi. Fakat şimdi riske girmek istemiyorum. Yani kötü olur. Stat sıfırlama var. Fakat onu stat şeyi almanız lazım. NPC'den falan ya da oyundan gerçek parayla almanız lazım arkadaşlar. Ve setimizin son itemini de takıyoruz. Ve şöyle inelim. Seti size göstereyim. 42 level Magic zırhı bu arkadaşlar. Değişik bir zırhtır. Bayağı hoş bir zırh. Benim hoşuma gidiyor. Sade, pullu mullu bir şey. Fakat işte tank sınıfının zırhları falan çok güzel. 42 levelde olanlar. Görüntülerdeki onu da sizlere göstereyim. Fakat oyunu tek başıma oynuyorum. Eren arkadaşım bıraktı. Ara sıra katılacak. O yüzden zorlamıyorum onu. Ben yolumu aldım. Kasılmaya devam ediyorum. Kendinize iyi bakın. Takıldığınız bir yer olursa sorun diyecektim ki bir şey daha atladım. Onu hemen dile getireyim. Nedir o? Şurada 40 level olduğunuzda meditasyon özelliği geliyor arkadaşlar. Bu meditasyon özelliği nedir? Meditasyon bize puan verir. Fiziksel damage, magic damage, defans verir, onu verir, bunu verir. Bir nevi stat puanı gibi bir şey arkadaşlar bunlar. Bunları açabilmek için bize pil gerekiyor. Var mı bakalım envanterimizde? Pilleri de göstermiş olayım. Envanterimizde yok. Hemen şurada bu pillerden bahsediyor arkadaşlar. Mistik piller alıyoruz. Şunu da aldık. Evet, mistik piller geldi. Şimdi buraya girdik arkadaşlar. Hop, buradan seçmeniz lazım. İlkinde geçebilir ya da geçmeyebilir. Hop, geçti. Ne verdi bize? 5 can işte birer birer şey verdi. Güzel. Bunları tamamlayacaksınız arkadaşlar.
Yandı. Hop yandı. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Geç artık ulan geç. Ve tamam. Doğru olanı bulduk mu işimiz devam eder, böyle gider arkadaşlar. Şimdi ilkinde ah yandı. Diyor ki Holy Pill var mı? Yoksa Mystic Pill var mı diyor. Biz de var diyoruz. Var mı lan cidden? Bir bakalım, var diyoruz ama. Holy Pill'imiz var. Mystic Pill orada var ya. Yani ikisinden biri var mı diye soruyor bize. Abi geçeceğim mi? Geçti. Güzel. Güzel güzel. Vermeye devam ediyor. Hoppa. Harikasın. Süpersin. 48 er olmamızı istiyor arkadaşlar. Tabii bunların da levelleri var. Hepsini açabilmek için. Bütün meditasyonunuzu tamamladığınızda bayağı yüksek size bir hiç değilse 50 stat, 50 atak falan fazladan veriyor. Can mesela 1000 cana kadar gidebiliyor bu. Ya da işte 500 can bile olsa maksimum verdi. Kar kardır arkadaşlar. Yani buna ufak şeyler gibi görünse de PvP'de falan bayağı bir hayat kurtarma operasyonu yapabiliyor. Şu mabet nedir? Tam olarak çözemedim ben bunu. Daha sonra açılacak o. Şurada da görmüştüm ben onu. Bu ne? Tam olarak bilmiyorum. Star Chart diye bir şey. Yani onu çözdüğümde sizlere aktaracağım. Bu arada artı basmayı da göstereyim arkadaşlar size. Yani taş eklemeyi. Artı basma değil de taş eklemeyi de göstereyim. Hazır göstermişken her şeyi anlatalım. Diyelim ki üstümüzdeki zırhı bir taş ekleyeceğiz. Silah eklerseniz atak veriyor. Zırha eklerseniz can ya da mana veriyor arkadaşlar. Burada imbu sol game'e tıklıyorsunuz. Burada mesela taşlarımız var. Diyor ki üstümdeki zırha eklersen Magic defans veriyormuş 21. Magic defans benim için iyi olur. Çünkü zırhlarıma baktığımda psikal defans veriyor genelde. Bu da iyi olacak. Daha güzel olmaya yarayacak. Tabi burada taş türleri var. Kimisi can veriyor. Kimisi fiziksel defans veriyor. Kimisi fiziksel atak veriyor arkadaşlar. O taşla da ona göre ayarlayabilirsiniz kendinize. Şimdi şunu şöyle koyalım. Açık. Şuraya koyduk. Şuradan da cana gerek var mı ya? Defans ekleyeceğim. 2000 para istiyor. Ve geçti. Bazen yanabiliyor arkadaşlar. İtem kayboluyor mu? Hayır, kaybolmuyor. Bilginiz olsun. Şu an o kadar güzel şeyler basmışım ki anlatamam. Baya bir özellik eklemişim. Bu iyi oldu. Soket anlamı var arkadaşlar. Soçket yazar. 4 soçket. Yani 4 tane taş ekleyebiliyorum ben buna. Daha önce 2 tane 16 Magic defans veren özellik eklemişim. Şimdi de 21 artı veren bir Magic defans ekledim. Yine ekleyebilirim. Bir bakalım var mı başka taşımız? Yok. Bir tane de can ekleyelim o zaman. Bakalım. Ve o da işledi. Gördüğünüz gibi 20'de can ekledik arkadaşlar. Hop burada zaten belli oluyor hemen. Tabi buradan her şeyi ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamir etmeyi bulalım. Tamir etmeyi böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Reaper diyerekten buraya tıklayaraktan arızalı eşyanız neyse tamir edebilirsiniz arkadaşlar. Belli bir ücret tutuyor tabi o da, ufak bir ücret. Ondan sonrası kolay. Şimdi şunları satalım abi. Şunları ben genelde satıyorum. İşime yaramıyor. Daha sonra zaten yaratıklardan falan düşüyor bunlar. Her türlü çıkartacağız yani. Şunlardan da satmak istiyorum. Bunlar zaten günlük olarak geliyor ya da görevlerden geliyor. 13K ver bakayım. Güzel. 13K verdi abi. Belli başlı silahlar satılmıyor. Oyunun bize vermiş olduğu silahlar. Onları arkadaşlar materyale dönüştürüyorsunuz. İşte metale falan dönüştürüyorsunuz. Eritip. Nereden nasıl olacağını gösteriyor. Onları da dile getireyim. Bitirmeden. Mesela benim envanterimde 2 tane silah var. 30 levellik ya da 20 levellik. Bunlar satılmıyor. Bunları altta sarı yazıyı dikkatli okursanız bir tane NPC ismi var. Assistant Wank diye bir NPC. Oraya götürüp materyale dönüştürüp oradan o materyali alıp gerekli yeni item alabilirsiniz arkadaşlar. Silah alabilirsiniz, zırh alabilirsiniz. Çünkü bu oyunda crafting sistemi cidden öyle.
Oyun içerisinden bitkileri, taşları, maçları toparlayıp NPC'ye götürüp eğer ki o itemleri istiyorsa size yeni silah verebiliyor. Ya da özel item verebiliyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Böyle bir zırhımız oldu. Oyunu da, videoyu da burada bitirelim. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım yardımcı olmuşumdur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.